Allah'tan ve bir yağmur altında da olsa dahi bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle size bir selamı iletmek istiyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu hemşehrilerimize selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletmek istiyorum. Özel gereksinimli çocuklar için 16 derslikli bir okulun temel atma merasimini hem hayırlarla hem de dualarla yaptık. Allah onlardan razı olsun. Ardından Aydın Mahallemizin hemşehrimiz olan Hüseyin Aksoy ve ailesinin kendi ilçesi olan Köprübaşı'nda güzel bir anaokulu gerçekleştirdiler. Güzel bir hayır yaptılar. Tüm arkadaşlarımızla, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, AK Parti il başkanımız, her biriyle birlikte burada oradaki anaokulun açılışını gerçekleştirdik. Şimdi burada hakikaten hikayesini biraz önce kıymetli belediye başkanımız ifade ettiler. Bizim kaymakamlık binası ve belediye başkanlığı binası ihtiyacımız var. Düşüncemiz belki yerinde yapılıp yıkılıp yapılmasıydı. Ama tabii belediye başkanımız yakamızdan düşmüyor, o ayrı. Ben belediye binasını da bununla beraber siz yapar mısınız dedim. Bizim öyle bir takım formüllerimiz var. O formüllerden bir tanesini işlettik. Denetici itibariyle hem belediye başkanlığı binası hem de kaymakamlık hükümet konağı aynı alan içerisinde birbiriyle de dayanışarak Araplı hemşehrilerimize güzel bir hizmet odağı haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada çok yağmur yağıyor, tutmayacağım sizi çünkü hakikaten daha fazla estağfurullah daha fazla yağmur hızlandı. Şunu size söylemek istiyorum. Tam 22 yıldır Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlendirmek için, Türkiye'nin eksiklerini tamamlayabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Kendisine yapılan bütün saldırılara karşı geri adım atmadı. Milletinin dışında, bu ülkenin menfaati dışında, bu ülkenin güçlenmesi, zenginlenmesi ve kudretli olması dışında hiçbir ama hiçbir istikamete bakmadı. Ve başına birçok felaket getirmeye çalıştılar. Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbesine kadar, 6-8 Mart geçim olaylarına kadar, 15 Temmuz darbesine kadar, ekonomik saldırılara kadar, birçok iftiralara kadar ona bir tek şey söylediler. Milletine tabi olma, hak bildiğine tabi olma, bize tabi ol. Bu yağmurun altında size söylüyorum. Tayyip Erdoğan, Amerika'nın da Avrupa'nın da, o kendilerini güç olarak bilen şer güçlerinde hiçbirisinin evet önünde eğilmedi. Ben sadece milletim ve sadece Allah'ın önünde eğilirim dedi ve yolculuğuna devam etti. Bugün Türkiye eğer bir fiskiyle yıkılmıyorsa, bütün bu saldırılara karşı diz çökmüyorsa, boyun eğmiyorsa, bel dikmiyorsa, bilmenizi istiyorum ki 22 yıldır her verdiğimiz oyun karşılığını ortaya koyabilmek için, bu ülkenin altyapısını zenginleştirmek için ve bu ülkeyi sağlam, dayanıklı ve bu tip saldırılara karşı muhkem bir hale getirebilmek için ortaya koyduğu iradelendir. Ve bu sizin sayenizdedir, milletimizin sayesindedir. Allah'a hamdolsun. Bugün
Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar itibar ettiniz, güvendiniz. Bakın, Birleşmiş Milletler dahil, Özbekistan'da yapılan zirveler dahil, dünyanın neresinde olursa olsun, dünya milletlerinin itibar ettiği, sevseler de sevmeseler de, zorunda kaldıkları bir lider haline getirdiniz siz Tayyip Erdoğan'ı. Onlar buraya gelmezlerdi. Dünyada gıda krizi oluştu. Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirecek. Amerika'ya kim güveniyor? Avrupa'ya kim güveniyor? Gıda krizini çözebilmek, tahıl koridorunu açabilmek için kalktılar. Türkiye'nin ayağına, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler, tıpış tıpış. Siz, sizin ortaya koyduğunuz irade, sizin güçlü duruşunuzla birlikte hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Evet, dünyada ekonomik kriz var. 2,5 yıl boyunca hep birlikte pandemi salgınıyla hep beraber karşı karşıya kaldık. Sıkıntılar çektik. Hiçbirimiz hakikaten 2 yıl, 2,5 yıl maskelerle gezebileceğimizi düşünmedik. Sokağa çıkma yasakları olacak. Evden çıkamayacağız diye bir düşüncemiz olmadı. Dükkanlar kapanacak, esnaf kapanacak. Hiç böyle bir düşüncemiz olmadı ama demek ki olabiliyormuş. Avrupa çaresiz kaldı. Amerika çaresiz kaldı. Yaşlarını evlerinde ve huzur evlerinde ölüme terk ettiler. Hani büyük Avrupa? Hani büyük Amerika? Hani ne oldu bunlar? Onlar sadece bir şey yapıyorlar. Tarihin terör örgütüne en çok destek verdiği dönemi Amerika yaşıyor.